Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün yine sizlerle beraber çok özel bir otomobil hakkında konuşacağız. Volvo XC40 Recharge Twin hakkında konuşmaya çalışacağız. Volvo XC40 tasarım olarak çok beğendiğimiz bir otomobildi ve yaklaşık 1,5-2 yıl önce otomobili sizlerle beraber detaylı olarak inceleme fırsatı bulmuştuk. Fakat bu seferki XC40 tamamen farklı, %100 elektrikli ve sıfır emisyon seviyesine sahip olan bir otomobil. Yılında kuruldu Volvo markası. Otomobildeki güvenlik sistemleri hakkında çok ciddi bir öncülüğü vardır. Buna birçok şeyi de ekleyebiliriz ama bugünkü değişim bence elektrikli otomobillerle çok daha farklı bir seviyeye geliyor. 2025 yılında Volvo'nun imal ettiği yeni otomobillerin en az %50'si %100 elektrikli otomobillerden oluşacak. Yani sıfır emisyonlu otomobillerden oluşacak. Geri kalan %50'sinde de hibrit otomobiller yer alacak. Bu çerçevede 2018 yılındaki ortalama karbon salınımıyla karşılaştırdığınızda ürünlerdeki ortalama salınımda %40'lık bir azalma olacağını hedefliyor Volvo. 2030 yılında tüm imalatın, yeni imalatın %100 elektrikli otomobillerden oluşacağını belirtiyor. Ayrıca 2040 yılının içinde toplam zincirin, yani otomobilin imalatından satış sonrası dahil olmak üzere tüm ürün hayatı boyunca sıfır emisyon seviyesi hedefleniyor. Bu da gerçekten Volvo'nun ne kadar agresif bir plana, faaliyet planına sahip olduğunun önemli bir göstergesi. Sizlerle konuşabilmek için otomobili yaklaşık 100 kilometre kadar kullandık. İlk planda çok beğendiğimiz konu performansı. Birazdan performans hakkında konuşacağız. Çünkü otomobil 400 beygirin üzerinde motor gücüne, 600 Newton metrenin de üzerinde bir tork seviyesine sahip. Ayrıca 4 çeker bir otomobil. Özellikle hızlanma karakteristiği gerçekten de bizi çok çok etkiledi. Teknik özelliklerini birazdan konuşacağız ama öncelikle yapısal özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü tasarımını zaten daha önce inceleme fırsatı bulmuştuk ve benim şahsi fikrime göre de Volvo ürün gamında tasarım açısından çok özel bir yeri var. Şunu kastediyorum, bu ölçülere bu tasarım tarzı, İskandinav tasarım tarzı çok iyi uyuyor. 4 metre 43 santimetre toplam uzunluğu, 1 metre 86 santimetre aynalar hariç genişliği, 1 metre 65 santimetre yüksekliği ve 2 metre 70 santimetrede bir aks mesafesi var. Yani boyuna göre uzun bir aks mesafesine sahip. Tekerin uç noktasıyla gövdenin uç noktası arasındaki mesafenin önde ve arkada kısalması çok sağlam bir duruş kazandırıyor XC40'a. Ayrıca geniş bir gövde, cam oranları gövdeye göre düşük. Arkaya doğru bu gittikçe azalıyor. Yüksek bir ön kaput, dik bir ön ızgara, İskandinav efsanesi Thor'un meşhur çekici şeklinde yapılmış gündüz aydınlatma kısmı. Bunlar işte Volvo XC40'a gerçekten de çok hoş bir görünüm veriyor.
elektrikli versiyonuyla ilgili önemli bir detay var. Bakın görüyorsunuz ızgara kısmı tamamen kapalı. Hatta bu otomobile çok da güçlü bir görüntü vermiş. Gövdeyle aynı renkte boyanmış. Ortada Volvo amblemi. Arkasında elektronik güvenlik destek sistemlerinin sensörleri. Bunun tabii bir de mühendislik açısından önemi var. Otomobilde içten yanmalı bir motor olmadığı için sadece bataryanın belirli bir sıcaklık seviyesinde aralığında tutulması için daha az miktarda hava girişi gerektiriyor. Alt tarafta içten yanmalı versiyona göre, tipine göre çok daha küçük bir hava girişi var. Tabii görüntü olarak çok önemli bir farklılık getiriyor ama onun yanında aerodinamik açıdan da otomobile çok büyük faydası var. Tasarımdan ziyade zaten burada başta söylediğimiz gibi yapısal özelliklerini konuşmamız lazım. Elektrikli otomobillerle içten yanmalı otomobiller arasında yapısal açıdan çok büyük farklılıklar var. Mesela aynı güç seviyesinde düşünürsek içten yanmalı bir motora göre elektrik motorları çok daha küçük. Buna ek olarak içten yanmalı motorlarda tork sabit olmadığı için torku şartlara göre ayarlayabilmek için vites kutuları kullanıyoruz. Elektrikli otomobillerde de bildiğimiz anlamda bir vites kutusuna ihtiyaç yok. Sadece bir transmisyonla, yani onun çok daha küçüğüyle, çok daha kompaktıyla olayı çözmek mümkün. Tasarımcıların otomobilin görünmeyen tarafında iç hacim açısından, motor bölmesi hacmi açısından, bagaj açısından çok büyük avantajları var. Ön tarafa bir bagaj daha eklenmiş. Kaputu kaldırdığınızda 31 litrelik bir bagaj daha var ön tarafta, arkadaki 461 litrelik bagaja ek olarak. Tabii ki yakıt deposu yok, egzoz yok. Buna bağlı olarak soğutma sistemindeki büyük parçalar yok. Yani parça anlamında da aralarında çok büyük farklılıklar var. Elektrikli otomobillerde ne var? Tabii ki lityum iyon bataryadan bahsetmemiz lazım. Burada otomobilin orta kısmında tabanda 78 kWh saat kapasiteye sahip olan lityum iyon bataryanın yerleştirildiğini görüyoruz. 2100 kilogram yaklaşık otomobilin ağırlığı. Bataryanın ağırlığı da tecrübeden söylüyorum. 600-700 kilodan aşağı ekipmanlarıyla beraber olmadığını düşünüyorum. Bu seviyedeki bir ağırlığın tabana yerleştirilmesi tabii otomobilin ağırlık merkezini yere çok yaklaştırıyor. Bu da özellikle virajlarda yol tutuşunu çok pozitif etkiliyor. Ayrıca yapısal özelliklerine girmişken birazdan rakamlarını da size vereceğim ama İki tane elektrik motoru olduğunu da söylememiz lazım. Ön tarafta bir elektrik motoru, arka tarafta diğer elektrik motoru var. Ve söylediğim gibi toplamda bunlar 400 beygirin üzerinde 600 Nm'likte bir torka sahip. Performans açısından, hızlanma karakteristiği açısından içten yanmalı versiyonundan çok 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 daha ileride olduğunu söylememiz lazım. Elektrikli, sıfır emisyon seviyesinde bir otomobil. İki adet elektrik motoru var. Esasında bunlara elektrik motoru dememek lazım. Çünkü konuyu basitleştiriyor. İki tane güç ünitesi var otomobilde. Bir tanesi ön aksta,
ikincisi arka aksta. Yani aynı merkezden idare edilen fakat birbirinden bağımsız güç üniteleri olarak kabul edebilirsiniz. Tabii bundan dolayı da otomobil dört çeker. Bu neye yarıyor? Hızlanmaya çalıştığınız zaman büyük bir torku ve gücü arka motordan sağlıyor ve otomobil hiçbir şekilde sürtünmeyi, yere kontağı kaçırmadan arkadan itişli bir karakteristikte hızlanmaya başlıyor. Tabii ön tarafta tutunduğu kadarıyla yardımcı oluyor. Yani müthiş bir ayarlama var öne giden torkta ve arkaya gelen torkta. Tam tersine kaygan bir zeminde de olabilir. Ona göre hem ön arka dağılımı hem sağ sol dağılımı ayarlanarak çok güvenli bir şekilde optimum yol tutuşu sağlanıyor. Yani elektronik olarak öndeki elektrik motoru güç ünitesi ve arkadaki güç ünitesi birbirine koordinasyonlu otomobile en iyi hareketi verecek şekilde hareket ediyor. Her ikisinin toplamı 300 kW. Yani konuştuğumuz beygir gücüne, her zaman telaffuz ettiğimiz beygir gücüne çevirirsek otomobilin toplam olarak, potansiyel olarak kullanabileceği 408 beygir var. Gerçekten de çok üst düzey bir rakam. Ama torku daha da etkileyici. Her iki elektrik motorunun otomobile getirdiği toplam tork değeri 660 Nm. Yani şöyle söyleyeyim, sizlerle beraber 1500 cm3'lük, 1000 cm3'lük motorları, içten yanmalı benzinli motorları değerlendiriyoruz. Mesela 200 Nm diyoruz, 250 Nm diyoruz ve o ölçülerde performansını beğendiğimizi söylüyoruz. İşte burada düşünün, o seviyenin çok daha üstünde bir tork seviyesi söz konusu. 660 Nm dört çeker potansiyeli olan bir torku kullanma altyapısı var. Bu da tabii otomobilin hızlanmasını fevkalade iyileştiriyor. Sıfırdan 100 kilometreye 5 saniyenin altında hızlanabiliyor otomobil. 4.9 saniyede performans otomobili diyebileceğimiz düzeyde bir hızlanma var. Aynı şeyi, onu ölçemedik tabii ama ara hızlanmalarda da söylememiz mümkün. Elektrik motorları ilk devreye girdiği andan itibaren tork x80'ine paralel. Yani hiçbir şekilde devre göre fark etmiyor. Maksimum torkla başlıyor, maksimum torkla devam ediyor. Tabii bu da otomobilin hızlanma performansına çok büyük bir katkıda bulunuyor. Maksimumumuzdan da bahsetmek istiyorum. Limitli olarak, elektronik olarak sınırlanmış haliyle 180 km/saat. Ama burada söylememiz gereken bir detay var. Volvo'nun bir hedefi vardı. 2020 yılından sonra hiçbir Volvo otomobilde kimse hayatını kaybetmeyecek diye. Buna çok hassasiyetle sarıldı Volvo. Hem elektronik güvenlik destek sistemleri hem pasif güvenlik sistemleri açısından otomobillerinde önemli gelişmeler kaydetti. Bir tanesi de otomobillerin maksimum hızını sınırlamak. Bildiğim kadarıyla sadece bu otomobilde değil, tüm Volvo ürünlerinde maksimumumuz 180 km/saat ile sınırlandırılmış. Aynı zamanda otomobilin menzili için de çok çok faydalı. Yapısal özelliklerini konuşurken belirtmiştik. Otomobilin tabanında, orta kısmında lityum iyon bataryası var. Bütün operasyonun merkezi diyebiliriz ve bunun kapasitesi 78 kWh. Bu 78 kWh ile normal kullanımda otomobil 400 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip. Çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Özellikle şehir içi kullanımda. Net menzilinin Volvo'nun açıklaması 408 kilometre olduğunu görüyoruz. Farklı standartlara göre bu biraz değişebiliyor ama 400 kilometrenin üzerinde bir menzili söz konusu otomobilin. Bu menzili nasıl kazanıyoruz? Mesela iki tane örnek vereyim şarj konusunda. Eğer ev tipi bir şarj kutusunda otomobili şarj etmeye kalkarsak, yani 11 kW'lık 220-230 voltluk bir şarj kutusunda şarj etmeye kalkarsak
tamamını 7 saat civarında şarj edebiliyor. Tabii elektrik fiyatlarında, ev fiyatlarıyla dışarıda daha farklı kutulardan şarj ettiğinizdeki fiyatlar büyük değişiklik gösteriyor. O hesabı sizler yapabilirsiniz. Bu dediğim ev tipi şarjda 11 kW'lıkta ama bunun bir de çok hızlı şarj etme metodu var. O da doğru akım şarj noktalarında. Ülkemizde de birçok yerde var. Bu tip 100 kW'lık şarj noktalarında otomobili doldurmaya, bataryasını doldurmaya kalkarsanız tabii çok hızlı olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 40 dakikada %80'ini doldurabiliyorsunuz. Dün bunu ben de gittim bizzat test ettim. Hakikaten 45 dakikada falan %10'un biraz üzerinde vardı. %95'in üzerinde bir şarj seviyesine ulaştık. 23 kW saatlik 100 kilometrede bir enerji tüketim var. Bu da önemli parametrelerden bir tanesi. Tabii bir şarj metodu daha var. Onu da otomobil kendi kendine yapıyor. Mesela şu anda seyir halindeyiz. Frene bastığımda bunların hepsini ayrıca gösterge tablosundan görebiliyorsunuz. Frene bastığımda ne kadar enerji kazandığımı, yani kazanılan enerjinin seviyesini de belirtiyor. Yerden gelen kinetik enerjinin, o anda hızlanmak istemiyorsunuz. Otomobil akıyor, hatta yavaşlamak için frene basıyorsunuz. O anda zaten bir kinetik enerji var. İşte onu elektrik motorları jeneratör gibi çalışarak elektrik enerjisine çevirerek bataryaya yüklüyorlar. Bu da otomobilin menzilinin uzaması açısından fevkalade önemli özelliklerden bir tanesi. Çok değerli bir konuğumuz var. Volvo Türkiye'nin genel müdürü Sayın Magnus Baumann Bey ile beraberiz. Mr. Magnus. Bay Magnus, sizi gördüğüme sevindim. Burada olduğum için mutluyum. Bu harika araba için sizi tebrik etmek istiyorum. Sıfır emisyon. Volvo markasının sıfır karbon stratejisinden bahseder misiniz lütfen? Evet. Seve seve. Bu gezegenin geleceğine yatırım yapıp iyi bir şirket olmak istiyorsak karbon nötr olmamız gerektiği kararını aldık. Bu yüzden 2040'a kadar küresel olarak karbon nötr bir şirket olmak istiyoruz dedik. Bu da tedarik zinciri açısından karbon ayak izimizin karbon nötr olması gerektiğini gösteriyor. Buna kaynaklar da dahil. Bundan önce bir adım olarak 2030'da sadece saf elektrikli araç satmak istiyoruz. Şu anda içten yanmalı araçlarımız var, şarjlı hibrit araçlarımız var. Bu da ikisinin bir karışımı. Bir de saf elektrikli araçlarımız var. Sadece saf elektrikli araç üretiyor olacağız 2030'a kadar. Bir de yan adım olarak 2025'te küresel olarak sattığımız araçların yaklaşık %50'sinin saf elektrikli olması gerektiğini kararlaştırdık. Ama açıkça görülüyor ki daha oraya ulaşamadık. Gidecek çok yolumuz var. Ama yeni çıkacak ürünlerimiz de var. Volvo'nun sıfır karbon stratejisini de öğrendikten sonra programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.